Koç topluluğu için meslek lisesi memleket meselesi. Çünkü Türkiye'de istihdam sorununun çözümü mesleki ve teknik eğitimde. Çünkü Türkiye'nin geleceği meslek sahibi nitelikli genç insanlarda. Çünkü Türkiye'de milyonlarca genç geleceğe umutla bakmak istiyor. Bu gerçeklerden yola çıkan Koç Holding, Vehbi Koç Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte devlet, özel sektör, sivil toplum örgütü, okul işbirliğine esas alan bir model oluşturdu. Türkiye'nin tümü, yani 81 il hedeflendi. Yüzlerce okulda Vehbi Koç Vakfı'nın katkılarıyla 8000 öğrenciye burs desteği verildi. O projedeki bursiyerlerden biriyim ve bursiyerlerden biri olduğum için de çok şanslıyım. Aileme yük olmuyorum. Bundan dolayı çok mutluyum. Sadece burs vermedi. Projeler yaptırdı, etkinlikler yaptırdı. Stajı bulmazken ben Koç Bursu'nda stajımı bulabiliyorum. Kendimi güvende hissedebiliyorum. Herkesten farklıyım çünkü bursluyum ben. Meslek lisesi öğrencisiyim. 21 Koç Topluluğu Şirketi projeye çalışan, müfredat ve laboratuvar desteği verdi. İşletme, okul eşleştirmesi sayesinde eğitim yatırımlarının doğru eleman ihtiyacını karşılamasına katkı sağlandı. Koç topluluğu çalışanları içinden 300'ü aşkın gönüllü koç, öğrencilerle kendi deneyimlerini paylaştılar. Kişisel gelişimlerini desteklediler ve desteklemeye devam ediyorlar. 3 yıl olacak onlarla birlikteyim. İlk yıl tanıştığım halleriyle şu anki halleri birbirinden çok farklı. Bilirsiniz hep böyle meslek liseleri işe yaramayan, başarısız öğrencilerin gittiği yerler olarak görünür. Meslek liseleriyle ilgili olan ön yargıyı kırmak. Nitelikli insan gücü değişen dünyada artık bir tercih değil, olması gereken zorunluluk halini almaya başladı. Amacımız bu okullarda okuyan ve okuyup mezun olup bu sektörde okuduğu alanda çalışmak isteyen öğrencilerimize ışık tutmak, geleceklerini hazırlamak, kişiliklerini geliştirmek, özbenliklerini oluşturmak. Bu ortamında öğrencilerime bir şeyleri anlatmak, onları mesleklerini sevdirmek, öğrencilerin başarılı olduğunu gördükçe daha mutlu oluyorum. Hem oradaki çocukların özgüvenini geliştiriyor, yani bulundukları yerin doğru olduğunu hissediyorlar. Hem de demek ki meslek liselerinde hakikaten bir ışık var diye bir imaj da oluşturuyor aslında. Okullarımızda okuyan öğrencilerin meslek liselerini seçme ve tercih etme oranlarının artışının olduğunu görmekteyiz. Burs için başvuran öğrencilerimizin adetlerinin her geçen yıl arttığını, bu kapsamda hatta okullarımızın kontenjan arttırma taleplerinde bulunduğunu görmekteyiz. Memleket bu tür çocuklara ihtiyacı var. Ve hayal edebilecekleri bir gelecek için 21 Koç Topluluğu Şirketi öğrencilere staj imkanı sağladı. Tüm bunlar Koç Topluluğu'nun bu projeye gönül veren iç paydaşlarının yanı sıra dış paydaşlarının da desteği sayesinde oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Vehbi Koç Vakfı, Dünya Bankası, Tema Vakfı, Birleşmiş Milletler Habitat Gençlik Derneği ve Genç Başarı Eğitim Vakfı bu büyük dünyayı yarattı. Koç topluluğu inanarak yola çıktı. İlk adımı attı. Meslek liselerinin itibarını artırmayı, kız çocuklarını okumaya ve meslek sahibi olmaya teşvik etmeyi, nitelikli çalışanların yetiştirilmesini, istihdama katkıda bulunmayı ve bölgesel kalkınmaya destek olmayı hedefledi. Şimdi bu hedefe daha da yaklaşabilmek, paydaşların ve destekçilerin çoğalmasıyla mümkün. Meslek lisesi, memleket meselesi, hepimizin meselesi.